Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Çolak. Bugün sizlere Türk Telekom'un Honor 7 isimli telefonunun kutu açılışını yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi jelatinli bir kutuyla geldi bize. Şöyle bir ilk başta şöyle bir kutuya bakıyorum. İşte grey bilmem ne grey tonunda bir rengi var. Açık mavi kutunun rengi hoşuma gitti ya açıkçası. Hani güzel göründüğünü söyleyebilirim. Zaten kutunun üzerinde hiçbir şekilde bir detay yazmadığı için bıçağımızı çıkartıp şöyle hızlıca kutusunu bir açalım arkadaşlar. Şuradan şöyle keserek devam edelim. Şuradan da devam edelim. Evet. Kesilmeyen plastik yapmışlar. Enteresan arkadaşlar. Burayı da keseceğim. İnat ettim. Evet, çok temiz bir şekilde bütün her yerden eşit kesmeyi başardım diyecektim ki şurası kalmış. Evet. Şöyle bir çıkartalım. Ya jelatinini çıkartıyorum arkadaşlar. O kadar özenerek kestim ama açıkçası. Ve telefonumuz karşımıza geldi. Tasarım bana bir yerden tanıdık geliyor. Şimdi marka modelini çıkartamadım. Bir telefona benziyor. Zaten şeye falan andırıyor arkadaşlar. Hani açıkçası TT175'e falan benziyor cihaz. Ama farklı bir cihaz daha vardı. Sanki Lenovo'nun da onu da biraz böyle bir andırdı nedense. Neyse bakalım şöyle kutu içerisinde neler var neler yok. Şurada bir kapak gibi bir şey koymuşlar. Ve sim kartı iğnemiz çıkıyor. Sim kartı iğnemizin dışında burada nelerimiz varmış? Şöyle bir bakalım. Genel işte kullanım kılavuzu falan filan. Bunları geçiyorum. Başka şurada adaptörümüz olduğunu düşünüyorum. Adaptör simgesi var. Evet, buradan adaptörümüz geliyor. Beyaz renkte Huawei yazan. Evet, Huawei'in zaten işbirliğiyle üretilmiş bir cihaz da. Ben bunu hangi cihaza benzettim? Mates olabilir mi? Şuradaki. Evet, biraz andırıyor. Şu anda Mates de var elimde bir yandan Huawei'in. Evet, biraz benziyor. Arkadaşlar. Şöyle kenara kaldıralım. Adaptörün özelliğine bakalım. 5 volt 2 amper arkadaşlar. İşte bu görmek istediğimiz amperaj değerlerinden. 5 volt 2 amperle bu cihazınızı hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz. Bunu yerine koyalım. Şuradan bir bakalım başka neyimiz çıkıyor. USB kablomuz çıkıyor. Şuradan standart USB 2.0. Buradan bir şey çıkacak mı? Evet, buradan da kulaklığımız çıktı. Böyle bir AirPod kıvamında olan bir kulaklık çıktı. Şu kulaklığa biraz andırıyor ama buralara tabii plastik değil, metal değil, plastik arkadaşlar bunda. İkisini bir kutuda toplamaları böyle değişik olmuş. Böyle sanki hani başka bir şey yokmuş gibi düşünürken diğer tarafını da açtığınız zaman kulaklığı görüyorsunuz. Kutulama falan çok güzel olmuş. Böyle hani milimetrik ve şey oturması çok hoşuma gitti açıkçası. Nedense çok sevdim. Bu arada cihazı açmayı unuttuk. Şöyle hızlıca bir cihazı da açalım. Evet, burada iki farklı tuş var. Şunun ne işe yaradığı konusunda hiçbir şu anda fikrim yok. Buna bakacağım. Ha, Smart Key diyor, akıllı tuş diyor. Buna büyük ihtimal bir özellik atıyor. Bildiğimiz tuşlardan bir tanesi. Şunu şöyle bir çıkartalım. Evet. Nano SIM kart, mikro SIM kart falan diyor. Evet, burada fazla bir detayımız yok zaten. Cihazımız şu anda açılıda dursun. Türk Telekom logomuz çıktı açılışta. Şu kutuyu açıp şunu içine yapıştıralım. Ekranımızda zaten normal koruyucu jelatinimiz var. Evet, şuradan Türkçe dilimiz zaten seçili. Kablosuz ağ ayarlarını falan hepsini atlıyorum. Kabul et diyelim. İzin ver diyelim. İleri diyelim. Bunların hepsini atlayarak geçiyorum.
Parmak izi zaten var. Şu arkada kocaman sensörümüz var. Sesli uyandırma falan var arkadaşlar. Başla diyelim ve cihazımızın bir menüsünü görelim. Ondan sonra hızlıca bir bakıp sonra çıkışımızı yapalım. Videomuzu bitirelim. Arkadaşlar bütün uygulamalar bu cihazda da ana ekranda. Ana ekran üzerinde konumlandırılmış. Yani bir ikinci bir menümüz yok. Arayüzüne giriş yapabildiğimiz. Türk Telekom'un bazı uygulamaları var. İşte TV bu, TT Net Müzik, TV bu Spor, Online İşlem, Mobil Dergi, Oyun Market gibi çeşitli uygulamalar var. Bunları kaldırabiliyor muyuz? Bir bakalım şöyle. Mesela şunu silelim. Evet. Uygulamaları kaldırabiliyorsunuz. Bu güzel bir ayrıntı olmuş. Huawei'in işbirliğiyle beraber yapılan güzel bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Evet, bu Smart Key'e de istediğiniz bir özelliği atayabiliyorsunuz. İncelemesini hızlı bir şekilde çıkartacağım. O zamana kadar da kanalıma alt taraftan abone olup yorum yapmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşünceye kadar hoşça kalın.